Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaktüs bakımı hakkında konuşmak istiyorum. Benim elimdeki kaktüslerim bunlar. İşte leş kaktüs falan da var. Eforbia falan da var ama onları getirmedim. Tam bunlar dedim bildiğimiz kaktüs. Bunları getireyim. Ben de şöyle bir buna ne deniyordu? Kral tacı mı? Papaz tacı mı? Öyle bir şey deniyormuş galiba halk arasında. Böyle dışı aslında pudralı gibi dokununca böyle pudrası gidiyor arkadaşlar. Üstündekiler de çiçek tomurcuğu gibi geldi bana ama emin değilim. Çünkü daha önce hiçbir kaktüsüm çiçek açmadı bilemiyorum. Burada mavi sütun kaktüs var. Arkadaki de aslında aynı renk ama onun rengi birazcık daha yeşil gibi duruyor. Alırken bir tane daha burada minik vardı. O çürüdü ama böyle dördü de aynı masmavi duruyordu. Şunun gibi aynı. Bir tanesi de bu. Bir tane şöyle taş kaktüsüm var arkadaşlar. Bunun altında şöyle iki tane daha yaprak vardı. Onlar kurudular. Ortadan böyle bebek verdi. Bu içinden böyle açıla açıla büyüyor galiba. Sonra bir tane de şöyle bir kaktüsüm var. Bu da bayağı büyüdü. Bunu böyle pazardan almıştım. Böyle kökünün kalınlığını anlayabilirsiniz aslında. Saksısı biraz küçük gibi ama kaktüsler çok da çok kök büyütmedikleri için o yüzden çok üstüne düşmüyorum arkadaşlar. Zaten böyle yapınca da hani dalları falan da gayet güzel duruyor yani. Bir tane şu ilk bitkim, ilk çiçeğim tavşan kulağı, Opuntia dedikleri kaktüsten var arkadaşlar. Bu sarı dikenli olanı. Bu böyle iki tane falan vardı. Şöyle nasıl göstereyim size. Şöyle mesela minicik böyle bir tane fide almıştım. Oradan bunların hepsi oldu. Bunun geçen sene bir short videosunu çektim galiba. Hani böyle budadığım bir video. Oradaki haliyle kıyaslarsanız bir 5-6 katına falan çıktı galiba bu kaktüsüm. Bugün sizlere kaktüslerime nasıl baktığımı anlatacağım. İlk önce toprağından başlayalım. Toprağı arkadaşlar torfun ağırlıkta olmadığı, daha çok kumun. Kum gibi toprağa böyle havalı olacak. Ondan sonra hemen suyu tutmadan aşağı böyle şey yapacak. İndirecek topraklar gerekiyor arkadaşlar. O yüzden hazır kaktüs sukulent toprağı alabilirsiniz. Ya da bahçe toprağının içine birazcık daha kum gibi böyle maddeler koyup karıştırıp o şekilde kullanabilirsiniz. Torfun ağırlıkta olduğu topraklardan hoşlanmıyorlar arkadaşlar. Çünkü kaktüsler çamur gibi toprakları hiç sevmiyorlar. Onlar biliyorsunuz doğal yaşamlarında. Çöllerde görüyoruz mesela. Çöl gibi yerlerde daha çok böyle kurak yerlerde oluyor genel yani doğal yaşam alanları bu şekilde. Biz de böyle toprağımızı bu şekilde seçebiliriz. Bu şekilde hazırlayabiliriz. Sonrasında ışığından bahsedelim. Işığı arkadaşlar benim balkonumda bir köşe var. Sabahtan başlıyor, güneş batana kadar. Bir tam öğle saatlerinde tam böyle balkonun üstüne geldiği için tam o saatlerde almıyor. Onun dışında sabah ve akşam güneşi alan bir köşeye koydum ben kaktüslerimi. Çünkü güneş ışığını seviyorlar. Kaktüslerin olmazsa olmazı. Gölgede, karanlıkta ışığı yetersiz olan yerlerde olursa ne olur? Mesela şöyle ucu bunun alt tarafına göre inceldi. Bunun nedeni ışığının yetersiz olması arkadaşlar. Bunun da mesela bu tarafı iç tarafta kalmıştı. Buradaki dalların daha ince ince uzun uzun olduğunu görürsünüz. Bir de şunlara bakın mesela daha yuvarlak ve daha böyle top top duruyor. Ama bu mesela alttakiler ışığı azaldığı için uzun uzun duruyorlar arkadaşlar. Şekil form bozukluğu olur kaktüslerinizde. Eğer ışık yetersiz gelirse buradan anlayabilirsiniz. Sonrasında ben şuradan bir tane dedim ya bir tane daha şurada üçüncü vardı onu çürüttüm. Çürüme biliyorsunuz ki çok sulamadan olan toprağın yanlış olması da olabilir. Çok sulamadan olabilir. Bunlardan kaynaklı suyla alakalı yani. Eğer toprağımız iyi olmazsa suyu kendi bünyesine tutarsa iyi olmazdan kastım aslında tropik bitkiler mesela nemli toprak seviyorlar ama kaktüsler nemli topraktan hoşlanmıyorlar. Köklerim su alsın sonra hiç toprakta su kalmasın istiyorlar arkadaşlar. Çabuk kuruyan toprak istiyorlar. O yüzden ben de toprağım yine kaktüs sukulent toprağı böyle kumları görebilirsiniz hatta. Ama biraz fazla suladım galiba. O yüzden bir tanesini kaybettim ama diğerleri gayet iyi, sağlıklı. Şunların hatta ikisine böyle bir tane toprak kupam vardı.
Onu da bir tanesi. Bir tanesi de şöyle bir saksım vardı. Bunlar toprak saksıda daha da mutlular. Biliyorsunuz toprak saksıların hava alma gibi bir özelliği var. Delikli olmasının yanında hava alması da saksının daha çabuk toprağının hava alacağı, kuruyacağı, köklerin daha mutlu olacağı anlamına geliyor. Ve bitkilerimiz daha mutlu oluyorlar arkadaşlar. Ama tropik bitkilerde nasıl oluyor? Mesela uzağa gittik atıyorum bir hafta evde yokuz. Toprak çabuk daha çabuk kuruduğu için tropik bitkilerde plastik saksı daha güzel oluyor. Yani benim bitkilerimde gözlemlediğim şey bu. Ama böyle işte kaktüstür bu tür bitkilerdir. Bunlar daha mutlu oluyorlar toprak saksıda. Sonrasında arkadaşlar besine gelelim. Besini kaktüsler çok istemiyorlar. Zaten kaktüs işte toprağı falan değiştirirken görmüşsünüzdür kökleri çok güçlü değil bu bitkilerin arkadaşlar. Yani böyle köklerim her yere uzansın, besin alayım, su alayım falan değiller. Bunlar yani şu mesela kocaman bitki şöyle minicik bir saksıda duruyor. Bu kadar kocaman bir bitkiye ve gayet de mutlu. O yüzden çok besine ihtiyaçları yok. Yine verebilirsiniz. Toprağını her yıl işte tropiklerde olduğu gibi her yıl değiştirelim kafası da yok. İşte atıyorum 2 yılda bir değiştirmeniz bence gayet iyi. Ben öyle yapıyorum en azından. Benim bu kaktüsüm 1,5 2 yıl olmuş olabilir bu uzun olan kaktüsüm. Bu daha da yaşlı. Bir 3-4 yaşında falan var galiba bu. Çoğaltmasını anlatayım bunu göstermişken. Bunlar arkadaşlar kaktüsler. Tohum veriyorlar. Çiçek açtıklarında tohum veriyorlar. Tohumdan büyütenler var ama çok uzun ve yorucu bir işlem. Hani bunu tabii ki hobi olarak bir gözlemleyin nasıl olacak diyorsanız tabii ki yapabilirsiniz çiçek açtıktan sonra ama normalde işte mesela şuradan bir tane kulağı döndürüp alıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu kulağı döndürüp alıp toprağa sapladığınız zaman bir hafta falan da hiç su vermeyin. Direkt zaten kökleniyor. Ondan sonra bir bitkiniz daha oluyor. Hatta benim bir tane vardı burada. Nasıl olmuş biliyor musunuz? Ya rüzgardan falan bir şeyden kırıldı ya da ben bir şey çarptım falan kırıldı. Yatay duruyordu böyle. Mesela böyle dik durmuyordu. Yatay duruyordu. Yatay olduğu yerden kök vermiş. Üstüne bir de bebek çıkarmış. Üstünden bir sürü de yavrusu vardı ama ya ben onu düzelttim. Göremiyorum çünkü büyük ihtimal düzelttim ben onu normal ektim yani. Yani hani hiç böyle zorlanacağınız şeyler değil. Ya da mesela şuradan bir tanesini şunun alıp toprağa ektiğinizde size hemen bebek verecektir. Ama ben bu gördüğünüz gibi tek dal. Hiç böyle çoğaltmadı falan ama bu çok uzun 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 olmuştu. Böyle duramıyordu artık. Onun için hani kulaklarını bilerek hani koparttım. Yanlarına dikiverdim. O da Allah'tan yani hiçbir şey yapmamama rağmen böyle şey oldu. Yavru verdi. Şurada size göstereyim. Görüyor musunuz? Kökün yerde bile değil yani ucu değil yerde yatay duruyor. Buradan daha üzerine bebek vermiş. Yani hiç zorlayacak şeyler bitkiler değil. Ha, özel tür kaktüsler olabilir ama yani bu bildiğimiz kaktüslerde hiç böyle bir şey yok. Yavru dikebilirsiniz direkt. Bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Sonrasında bu kaktüslerde unlu bitki bu pek bir şey olmuyor arkadaşlar. Çok hani üzerine falan fıs fıs yapmıyoruz. Çok nemli de kalmıyor ya. Hani böyle bitleri falan öyle bir sorunla ben karşılaşmadım. Karşılaşırsanız da işte bu tesbih ağacı yağ ile ilgili olan bir formül vardı. Onu deneyebilirsiniz. Dediğim gibi ben hiç karşılaşmadım. Bir abla da şey dedi. Geçen seneden bitki alırken eğer dedi bitkilerinizin çiçeklenmesini istiyorsanız dedi susuz bırakın dedi. Susuz bırakırsanız çiçeklenmeye teşvik edersiniz dedi. Galiba ben çok özeniyorum. Kaktüslere de çok özeniyorum. Gayet hani böyle canlı duruyorlar ama daha bir çiçeklerini görmedim yani. Hani o kadar uzun süre şey yaptım. Bir şunun şöyle bir şeyleri var. Bilmiyorum çiçek mi değil mi? Ama böyle bir çiçek gibi durmuyor yani böyle kuru bir şey gibi duruyor. Bir de şu işte üstünden bir şeyler çıkarmaya çalışıyor gibi. Bunun da ne olduğunu anlayamadım. Ya çiçek ya bebek işte anlayamadım. Bu da böyle. Bakalım çiçeklendiği zaman merak ediyorum gerçekten. Dediğim gibi hiç daha şimdiye kadar çiçeklenmediler. O yüzden merak ediyorum. Böyle arkadaşlar ben bu şekilde bakıyorum. Daha doğrusu kendi haline bırakırsanız bütün çiçekleri kendi haline bıraktığınızda göreceksiniz ki daha mutlu oluyorlar. Biz böyle inceliyoruz, sık dokuyoruz. Aman şurası da şöyle olsun, aman toprağımda da böyle olsun filan. Çok özenince çok da mutlu olmuyorlar çiçekler arkadaşlar. Azıcık kendi haline bırakacaksınız. Yani ben görüyorum yani bahçeye koymuş. Yani otun çöpün içinde o susuzluğun bilmem neyin içinde yok biz güneşi de şöyle olsun filan diyoruz. Yok yani o kadar da mutlu bitkiler kocaman oluyorlar bir de. Bizimkiler nazlı, niyazlı.
Aman şuramda şöyle mi olsa, buramda böyle mi olsa diyorlar. Gerçekten öyleler. Birazcık da kendi haline bırakmak lazım bitkileri. Ben bu şekilde bakıyorum arkadaşlar. Çok da hadi böyle zorlukları yok dediğim gibi. Gayet de basit bakımları. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa, bir probleminiz olursa bitkilerle ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Yorumların hepsine cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince, bilgim dahilince. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah işinize yarar bir şeyler söyleyebilmişimdir. Yeni bir şeyler katmışımdır. Hem böyle sohbet de etmiş oluyorum sizinle. Hoşuma da gidiyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz, abone olursanız bizleri çok çok mutlu edersiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.